Canım, hemen seni ameliyathaneye alıyoruz, bizim oğlanın yanına. Ameliyat hemşiresi değilim ben. Bize sen lazımsın ama. Neden? Dışarıda öldürmeyi deneyen içeride de dener. Nasıl? Ameliyatta. Hı hı. Bana nasıl güveniyorsunuz? Öldürmek isteseydin kurtarmazdın çünkü. Ben yeğenimi kime emanet edeyim şimdi? İlgilenmiyorum. Hastanenize 15 tane MR cihazı bağışlanacak. Madem hastalarını düşünüyorsun, öyle kimse aylarca sıra da beklemez. Şimdi ameliyata gir. Kim ne yapıyorsa bak. Yeğenim gözünü açana kadar da başında dur. Ameliyat anca bitti. Karaciğerden hasar var. Ne demek o? İyileşecek, değil mi? Eğer orada müdahale etmeseydi hastayı olay yerinde kaybedebilirdik. Takip edeceğiz. Eğer dikkat edilmezse zamanla karaciğer nakline kadar gidebilir. Şimdilik geçmiş olsun. Ablanlar içeride mi? Evet komiserim. Getirelim mi? Yok yok. Ben alacağım ifadeleri. Yaşlanmışsın be Balkan. E tabi. 18 yıl. Dile kolay. 18 yıl önce tanımıştık birbirimizi. Başkomiserimi öldürdüğünüz gün. Hatta o günden kalan da bir hatıra var burada. Ne geldin? İfade almaya. Emniyette adam mı kalmadı? Benimle konuş. Tamam. Biliyor musun oğlunu kimin vurduğunu? Bilsem şimdi ölmüş olurdu. Nasıl ya? Bulamadınız yani ha? Koskoca Arnavut İskender'in oğlu kurşunlandı. Kim yaptı bilmiyor. Çaptan düşmüştü. Çık git komiser. Şimdi değil. İskender. Ben adalete hizmet ediyorum. Sen bulamadın. Ama oğlunu kurşunlayanı ben bulacağım. Hatta içeri atmadan alacağım karşıma. Ellerine sağlık diyeceğim. Ben adaletin adamıysam, o da ilahi adaletin adamı. Neşe hemşire temiz kıyafetlerinizi getirmiş. Vermemi istedi.
Ben uyuyorsunuz diye. Ne kadar oldu? Bir hafta yoğun bakımda kaldınız. İki gündür de buradayız. Kalkamazsınız şu an. Bizimkiler nerede? Her yerde. Dikişleriniz açılır, yaranız ağır. Yiyecek bir şeyler getir. Yalnız emir tonundan çıkıp dinlersek. Dediğimi yap. Anlaşıldı. Ben en iyisi size alıştığınız türde bir emir kulu çağırayım. Yaman'a söyle, çıkacağım. Uyandığımdan kimsenin haberi olmasın. Ailem tehlikede. Ben burada yatıyorum. Çıkarsan ölürsün. Bence bayılmak daha makul bir seçim. Bırak. Bırakırsam düşersin. Düşersen dikişlerim patlar. Nabzın sızlandı. Kabus mu? Alın dudaklarınızı ıslatın sadece. Kimsin sen? Bırak beni. Bırak konumu. Abi. Kim bu? Abi o seni kurtaran hemşire. Hastanıza sahip çıkın. Sakinleşince başka hemşire çağırırsınız. Çekilir misiniz? Çekilir misin ya? Niye oradaydın? Görev. Cezaevi rutin aşı günü. Araştırdınız mı? Evet abi. Temiz. Buraya geldikten sonra kimseye değdi mi? Yok. Polis. Diğer aileler? Yok. Özellikle rahat bıraktık. Kimse yanına yaklaşmadı. Çık. Ha, ben daha fazla dayanamayacağım. Açsana şunu. Barbar mısınız siz ya? Aç şunu. Hemşire bak. Polis dahil. Kimseye konuşmayacaksın. Beni sevmemiş olabilirsin. Sevmek zorunda da değilsin. Bunu yapan bir daha yapacak. Ailem söz konusu yani. Onlar buraya gelip gittikçe tehlikedeler. Şimdi bana yardım edeceksin. Ben de buradan çıkacağım. Babanız, halanız gelmeden olmaz. Hesabını veremem. Uğraştırma beni onlarla diyorsun. O aileyle ben uğraşamam diyorsun yani. Tanımışsın bizimkileri. Tanıdım. Yaman. Hemşire hanımı mükafatlandıralım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Çıkmak istiyordun. Önce senin istediğini gerçekleştirelim. Sonra da benimkini. Kapıyı kilitleme. Ağrım falan tutarsa kapıyı yumruklatma bana.
Rahatsız mı oldun? Yok. Ben... Otele gelmedin. Sen bizim mahremimizdesin. Biz tedirgin oluyor muyuz? Ağrınız mı var sizin? O yaptığın iğneden yap yine. Kuvvetli olandan. Keşke öncekinde yapmasaydık. Ayakta kaldığınız her saniye zarar. İnsanlığa zarar. Efendim? Yok bir şey. Kolunuz serin. Yine sızıntı olmuş. Kalsın. Kan iyidir. Tutkal yapar. Önce tüp kan alacağım. Sabah karaciğer değerlerinize bakmak için gidecekler. İğnenizi sonra yaparım size. Sen. Anlamadım. Siz değil, sen de. Böyle iyi. Sana iyi. Gördün işte. Bizim buralarda hayat bir kurşun boyu kadar. Siniz, sunuz. Her kelimede üç harflik vaktimi yiyorsun. Burada olduğundan birilerinin haberi var mı? Ailen? Uzakta olduklarını öğrenmişsinizdir. Bastırın. Merak mı ettin? Bu evde bir şey merak etmek için bayağı cesur olmak lazım. Biri bir şey mi yaptı? Korkuttuk mu seni? Otele gelmedim. Sizin mahreminizdeyim. Siz benden tedirgin olmuyorsanız. Kartal Bey şu an müsait değil. Bana hep müsait. Çıkabilirsin. Nereye? Polise. Hiçbir yere kaçamazsın.
Her yerde bulurum seni. Sen götür o zaman. Sen götür polise anlatayım. Senin yanında anlatayım. Korkuyorum hepinizden ya. Hepiniz bir tuhafsınız. Masum, sen korkacak bir şeyin yok. Kaçtığına göre masum değilsin. Abin nasıl öldüğünü anlatacağım polise gidip. Bırak beni. Öldüğünü nereden biliyorsun? Ölmedim. Ölsün mü istersin? Yoksa ölmesin mi? Çok kan vardı. Bende de vardı. Ama beni kurtarmayı becermişsin. Hem de korkmadan, öyle anlattılar. O benim işim. Bana maval okuma. Vuruldum. Abim can çekişiyor. Fedaisi öldü. Hepsinin tanığı aynı kişi. Sen beni bu işin içinde olmadığına ikna edeceksin. Durdun mu? Kıpırdama. Kıpırdama, seni vururum. Kıpırdama dedim, seni vururum. Belki de o bıçağı sen sapladın abime. Ha? Ne işin vardı hamamda? Ya sen yaptın ya da bu işte parmağın var. Başka türlüsü olmaz. Şansın yok. Beni öldürmeden buradan kurtulamazsın. Hadi. Beni bulmaları 2-3 gün sürer. O zamana kadar kaçmış olursun. Hadi. Hadi Azize. Merhametin sırası değil. Benim hayatımı kurtaran sen olmuşsun. Alan da sen ol. Hadi. Bir de korkuyorum diyordum bak. Demek ki yeteri kadar korkutamamışım seni. Sorgu sırası bende mi? Senin sorgunu ormanda yaptım. Geçemedim ki, hala buradayım. Geçemesen, emin ol çok daha farklı olurdu. Biraz da ben yardım edeyim sana. Ormanda mı oldu bu yara? Kimsin sen? Abimle derdin ne?
Dünyada olan her şey seninle ya da ailenle ilgili değil. Beni bu işe halan soktu. Zorla. İstemedim zorladınız. İstemedim rüşvet vermeye kalktınız. Senin bize bakışında değişik bir şey var. Hissediyorum. Henüz çözemedim ama çözeceğim. İşte bu bakış. Komiserim. Bir kadını bulamadınız be. Balkan Alpan ölmek üzere. Mafya savaşını başlatan cinayetin sebebi o kadın. O kadını bulacaksınız. Ne yapacaksınız, edeceksiniz? O kadını bulacaksınız. Hadi. Hadi! Ne yapıyorsun sen burada? Hemşire olacak, pislik yaptı her şeyi. Ne? Of kartal. Bak. Bunlar senin ilaçların. Ama bunlar değil. Bunlar ne biliyor musun? Zehir. Yakalanmasa belki hepinizi öldürecekti. Kartal'a de ki affedilmedi. Gelsin el öpsün. Hoş geldin. Çantanı getirdim hemşire hanım. İçinden ne çıktı? Ne bunlar? Ben söyleyeyim. Zehir. Ne yapacaktın bununla? Cevap ver. Sizin onun olduğunu nereden biliyorsunuz? Konu bizim genel kültürümüz değil. Ne istiyorsun Alpanlardan? Ne yapacaktın bununla? Balkan'a da bunu sen yaptın değil mi? Yakalandın. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Yeter. Efendim baba, çıktın mı Hakan? İstediğin oldu mu? Tamam mı? Şimdi burada ağzım köpüre köpüre ölmemi mi izleyeceksin? Çok isterdim ama Balkan'dan haber var. Çabuk bir ölüm olmayacak. Kolay gelsin. Oh.
O yavaş etkili bir seyir. Öyle hemen etki etmez. Önce titremeye başlarsın. Sonra vücudun yavaş yavaş uyuşur. Hem üşürsün hem terlersin. 4-5 saat sonra kramplar, kasılmalar, sinir sistemin acıyla çöker. Kafasını bir yere çarptı mı gördünüz mü? Doktoruna haber verdin mi Tuna? Sadece biriniz kalın lütfen. Çıkar mısın odadan? Oğlan uyanacak şimdi, utandıracaksın onu. Hala sen de. Hala. Ne sıklıkla atak geçiriyor? Arada bayılıyor, onu soruyorsan. Doktor sinirsel dedi. Sinirsel değil de başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Araştırdılar, başka bir şey bulamadılar. Kullandığı bir ilaç var mı? Hafif antidepresan. Niye? Sen nesi olduğunu düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Biliyorum, tanıdık vaka bana. Ne? Bu çocuğun epilepsisi var. Boş laf. Öyle bir şey olsaydı bilirdim. Bilmiyorsan teşhisi senden saklıyorlar. Ki bunu saklamak için büyük bir sebep lazım. Ama siz öyle insanlarsınız, şaşırmam. İşine bak hemşire. Komiserim, hastaneden haber var. Balkan Alpan ölmüş. Nasılsın? Ne oldu bana? Küçük bir nöbet geçirdim. Kimler gördü? Kendini zorlama. Kimseden de utanma, çok ağır şeyler yaşadın. Sevmek için bir neden bulamadım. Ama tabii bu işimi yarım yapacağım anlamına gelmiyor. Seni de sevmemiştim. Hala ayaktasın. Peki beni sevmemek için nasıl bir sebep görmüştün? Çok. Sonra ne değişti? Ne değişti derken? Ne değişti işte? Sonradan sana karşı bir sempati duyduğum gibi saçma bir fikir nereden çıktı? Panikten cümle uzadı. Hiç bitmeyecek sandım. Tarafından odalara hapsediliyorum. Zorla oradan oraya götürülüyorum. Benden nefret ettiğin çok açık. Ama hala neden bu evde abinin başındayım onu çözemiyorum. Senden şüphelenmek için sebeplerim var.
İyi davranmak için de. Abimin başında kalman için de. Hepsi bu. Benden şüpheleniyorsun. Bana güvenmiyorsun. Ama akrabalarının bile bilmediği bir sıra beni ortak ediyorsun. Hı hı. Çünkü seni zeki buluyorum. 24 saat izleniyorsun. Abimin durumunda radikal bir kötüleşme olursa bunu senden bileceğimi de biliyorsun. O yüzden cesaret edemezsin. Sizin alemde buna düşmanı yakın tut diyorlar galiba. Balkan'ın yaşadığı ortaya çıkacak. Ben hazır oldum sana. Ama sen, Azize hemşire, abime bunu yapanlarla bir bağlantın varsa seni sıkıştıracaklar. Bilgi isteyecekler. Yani bu sır ortaya çıkarsa tek bir kişiden çıkacak. Sen. İşte o zaman. Nazik davranma, açık açık söyle. O zaman bu evden canlı çıkamam. Hayatımı borçluyum sana. Bu yüzden de minnettarım. Beni ne üzer biliyor musun? Hayatımı borçlu olduğum birinin ölümüne engel olamamak. Bilmem anlatabildim mi? Bana bir iyilik yapman lazım. Sana bir iyilik yapmam lazım. Yapabilir miyim değil. İstiyorum da değil, zorundayım yani. Evet. Çünkü yapmazsan bu evi birbirine katarım. Elimden geleni yaparım. Başıma ne geleceğini de umursamam. Değişik bir tarzmış. Dinliyorum. Yarım gün hastaneye gitmem gerekiyor. Niye? Çok önemsediğim bir hastamla ilgili. Anladım. Demek sabahtan beri bu yüzden böylesin. Nasıl? Benden bir şey istemenin zamanını kullanıp direkt iste. Yapacaksam yaparım, yapmayacaksam da yapmam. Sabahtan beri ne haldeydim? Sanki biri ölmüş de saklamak zorundaymışsın gibi. Biri ölmemiştir de ben onu saklamak zorundayımdır belki. Ondan olabilir mi? Yaman götürecek seni. Telefonu da odan da kullanabilirsin. Geçmiş olsun. Geçmeyecek. Dur, konuşacağız. Boksörü tanımıyorum dedin, çalıştığın hastanede çıktı. Üstelik Okan saklıyormuş onu. Sürekli hastaneye gidip geliyormuş. Tanımıyorsun yani, görmedin öyle mi? Sen hiç bir devlet hastanesine girdin mi? Bir personel başına kaç hasta düşüyor biliyor musun? Tanımıyorum. Peki. Madem tanımıyorsun, belki bir yakınını biliyorsundur. Öksüz yetinmiş. Ama belki bildiğin bir akrabası vardır. Ya da kardeşleri. Sen ne yapacaksın hasta bir çocuğu? Benim gibi böyle sıkıştırıp konuşturamazsın da. Komada demiştin. Öldü dediler. Üstelik abim yüzünden öldü. Bilmiyorum. Belki bir yakını varsa elimden bir şeyler gelir. Ne faydası var? Ne geçecek onların eline?
Sen kendi vicdanını rahatlatacaksın. Onların eline geçecek. Hiçbir şey. Af dileyeceğim sadece. Tanıyor musun? İnşallah bir yakın vardır. İnşallah canını yaktığınız her insan gibi başına öne eğmez. Hepsi adına sizden hesap sorar. Bana istediğini yapabilir. Kılımı bile kıpırdatmam. Tanıyorsan böyle söyle. Ne önemi var ki? Çocuk boksör diyordunuz. Demek ki hayalleri varmış. Belki şampiyon olacaktı. Belki madalyalar kazanacaktı. Senin abin sadece bir canı almamış. Hayalleri, umutları katletmiş. Eğer yapabiliyorsan bunu bir daha olmasına engel ol. Onun ailesinden af dileyeceğine, kendi ailenin, kendi ortaklıklarınıza engel ol. Eğer gerçekten samimiysen, kendi canavarlıklarınıza dur dersin. Azze, o zaman sana samimi bir şey söyleyeyim. Eğer ki biz bilerek veya bilmeyerek sana veya yakınlarına bir zarar verdiysek, konuş, söyle, anlat. Sonra da arkan dön ve çık git. Bir daha girme bu eve. Sorun değil. Bize ne kötülük ettiysen peşinden gelmeyeceğiz. Söz veriyorum. Yaşayacak. Tabii sen akıllı olduğun müddetçe. Sana yapma demiştim. Konuş. Sen söyle, sen getirttin buraya. Barbaros Balkan'ın yaşadığını biliyor. Neyle tehdit etti seni? Hafifletici sebep mi arıyorsun? Sen yapmayacaksan gereğini bana bırak. Yanında Barbaros'un casusuyla yaşamana izin vermem. Hepiniz kana susamışsınız. Hiçbirinizden merhamet dilenmeyeceğim. Çünkü dilenenlerin başına ne geldi biliyorum. Faydası yok. Hepiniz gaddarsınız. Casusluğun bedeli her yerde aynı. Ne yapacaksın bana? O adam yaptığınız gibi beni burada bağlayacak mısın? Hem siz neden bu işlerinizi havuzda yapıyorsunuz? Kolay temizlensin diye mi? Çamaşır suyuyla yıkayınca geçiyor mu? Sonra yaz olunca burayı doldurup içine mi giriyorsunuz? Her şeyi de biliyor. Bir de suçsuz gibi üste çıkıyor. Başka ne anlattın Barbaros'a? Konuş, ailem söz konusu. Madem söylediğime bu kadar eminsin, neden tereddüt ediyorsun? Canını kurtardım diye. Ne var? Neden konuşmasına izin veriyorsun? Dediği gibi mi? Ona minnet mi duyuyorsun? Belki de başından beri plan buydu. Belki Barbaros onu bu eve girmeden satın aldı. Ha, ama yapmak istemiyorsan ben yaparım. Burada olmak zorunda değil. Başka yerde. Nerede, nasıl bilmezsin. Burada kalacak. Kalacak? Evet, düşünüyorum. Ya neden düşünüyorsun? Neden? Ben de bunu anlamıyorum. Sadece hayatını kurtardı diye mi, yoksa başka bir şey mi var? Ne başka bir şey mi? Ha? Asya, ne başka bir şey mi? Onu sen söyle. Verdiniz mi hükmünüzü? Yaman, aşağıya indir. Asya, çık. Kartal. Çık!
Sende bir şeyler olduğunu sezmiştim. En baştan. Ama bir şey itiraf edeyim mi? Bir yanım güvenmişti. Benim de. Kartal farklı sanki demiştim. Ama ikimiz de haksız çıktık. Madem yolun sonuna geldik, anlatacağım. Yüzüne baka baka anlatacağım. Ben sizin bu pis dünyanıza girmeden Barbaros'u falan tanımıyordum. Benim bir babam vardı. Dünyanın en iyi babasıydı. Her kız çocuğunun babasını hissettiği gibi. Benim bir ailem vardı. Dünyanın en güzel ailesiydi. Her çocuğun ailesini gördüğü gibi. Ama sen bunları yaşamadın değil mi? Bilmiyorsun. Anneni baban mı öldürdü? Sakın. Artık istediğimi sorabilirim. Korkmuyorum. Sus! Barbaros onu ima etti. Damarına bastı, gördü. Sana sus dedim! Amca! Ne yapıyorsun sen burada? Kuzey! Ne yapıyorsun sen burada? Sen nasıl girdin buraya? Konu bu mu gerçekten? Yaman'ın bir kabahati yok onu soruyorsan. Güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok. Tamam, gel çıkalım. Azize ne olacak peki? Yukarıda konuşalım. Azize'ye neden ceza kesiyorsunuz? Babam ortaya çıktı diye mi? Babam yaşıyormuş, öğrendim. Barbaros dedeme de ben söyledim. O mu söyledi zannettin? O yüzden mi cezasını veriyordun? Biz konuşuyorduk. Ailemi koruyordum ben. Ama ben kimseye zarar gelsin istemiyorum. Annem biliyor mu? Hayır ama bu ailede dost bildiğim kim varsa kandırmış beni. Sen ya. Sen. Ama bildim ben seni. Yalan söyle diye mi? Yaman. Herkes salonda topla. Kuzey de gelsin. Azize de valizlerini toplayıp gidebilir. Gittiğinden Kuzey emin olsun. Amcam bana bir şey yapmayacaktı ki. İtiraf etmeye başlamıştın ama. Neden o zaman? Neden savunuyorsun onu? Ben üzülmeyeyim diye mi? Neden beni düşünüyorsun? Cidden mi yapıyorsun? Babamın sırtından bıçakladığın için mi? Kuzey, ben çok üzgünüm. Senin için, Selin için çok üzgünüm. Ya o adam benim umurumda değil. Ama bu senin yaptığın şeyi masumlaştırmıyor. Söyle onlara o zaman, için böyle rahat edeceksin. Ben bildiğim şeyleri söylesem seni burada şu anda öldürürler. Bıraktığın videoyu izledim. Ya ben seni gerçekten çok iyi bir insan sanmıştım. Bana neden yardım ediyorsun? Çünkü benim yüzümden kimsenin ölmesini istemiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.